Edward. askerde iki bacağını da sakatlaması sonucu zorunlu olarak terhis edilir. Ülkesine hizmet etmek için, şansını bir de CIA'den yana kullanmayı dener ve elemeleri üstün başarıyla geçer. CIA'deki özel bir birim, insanların mailleri, yazışmaları gibi tüm internet ortamı hareketlerine bakarak, cep telefonu ve web kamerası ile takip ederek herkesi izlemekte ve bir profil oluşturmaktadır. Edward Kıvrak zekasıyla, halktan gizlenen bu olayı ifşa etmeyi ve devletle ilgili ulaştığı önemli verileri doğru insanlara teslim etmeyi kendine görev edinir. Polis memuru John McClain, devlete bağlı bir güvenlik şirketinde bilgisayar korsanlarını takip ettiği bir işte çalışmaktadır. Tespit ettiği bir bilgisayar korsanını yakalamış giderken çok daha büyük bir bilgisayar çetesinin tüm ülkenin bilgisayar sistemlerine girerek ülkedeki yaşamı çökertmek üzere olduğuna tanık olur. asılsız bir iddia ile suçlanan Blomqvist, adını temizle çıkartmak için elinden geleni yapmaya ant içer. Ülkenin zengin patronları arasında yer alan Henrik Vanga ise, çok sevdiği ve uzun zamandır kayıp olan yeğeni Harriet'ın, ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği aydınlatması için Blomqvist'i görevlendirir. Bu sırada, Milton güvenlik adına çalışan sıra dışı hacker Lisbeth de, Blomqvist'in geçmişini araştırmakla görevlendirilir. 25 yaşında, asosyal bir bilgisayar dehası olan Benjamin, çevrim aktiviteleriyle karizmatik hacker Max'in dikkatini çeker ve onun Kiley adlı hacker grubuna katılır. Gizli tuttukları kimlikleriyle Kiley öyle iyi işler ki, Alman gizli servisi ve Europol peşlerine düşer. Bunlar yetmiyormuş gibi, karanlık bir hacker grubu da onları tehlikeli bir rakip olarak görecek ve peşlerine düşecektir. Wikileaks'in ilk kurulduğu dönemi ve kurucuları Julian Assange ile Daniel Berg arasındaki ilişkiyi anlatan yapım, bir dönem tüm dünyayı sarsan bu önemli olayı tekrar gündeme taşıyor. Yolun başında Assange'ın destekçisi ve çalışma arkadaşı olan Daniel'in bakış açısıyla Wikileaks'in ilk günlerine dönüyoruz dünyanın en tehlikeli ve karizmatik ajanı Gabriel, istediği her kılığa girebilen yetenekli birisidir. CIA tarafından korunan ve gizlenen Gabriel, hükümetin kullanılmayan 6 milyar dolarlık fonunu çalma planı yapmaktadır. Bunun içinde gezegenin en iyi bilgisayar kurtlarından biri olan Stanley'i bulur. Ukraynalı göçmen olan Alex, sanal ortamda kanun dışı işler yaparak ailesinin geçimini sağlamaktadır. Yakın arkadaşı Sey ise, Alex'in para kazanmasına yardımcı olmaktadır. <laughs> FBI'ın sanal suçları tespit etme bölümünde çalışan ajan Jennifer Marsh, her türlü suç içeren web sitelerini çökertmekte, ve site sahiplerinin tutuklanmasını sağlamaktadır. Bir gün izini takip edemediği bir siteye rastlar. Bu site ilk olarak sokak kedisinin öldürülmesini canlı olarak internette yayınlar. Bilgisayara ve tüm sistemlere son derece hakim olan Cani'nin, değişik yöntemlerle işkence ederek öldürdüğü kurban sayısı arttıkça, siteye girip izleyenlerin sayısı da artmakta ve ölümler de hızlanmaktadır. Lise son sınıf öğrencisi kendini her davranışı bilinmeyen izleyici grubu tarafından manipüle edilen Doğruluk mu Cesaret mi online oyununun içinde bulur ve oyunda ilerledikçe attığı adımların kimliği belirsiz izleyiciler tarafından yönlendirildiğini fark eder.